Efendim, herkese merhabalar, selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Gerçi en sonki aramızdan biraz daha kısa, bir haftalık bir aradan sonra birlikteyiz. Güney Amerika'dayız. Güney Amerika'da ilk uçuşumuzu Şili'den yapacağız. Güzel bir uçuş bizi bekliyor, güzel bir yaklaşma. Gideceğimiz meydanda hava buradan birazcık daha kötü. Durumlar birazcık şeyde, minimumda. Neredeyiz? Balmaceda'dayız. Buradan Dalkaşua'ya gideceğiz. Yanımda iki tane sevgili arkadaşım, sevgili Sercan ve Mücahit Kaptan var. Az önce de bir tane arkadaşımız online olup kapadı. Discord'da yazdım, sonradan gelenler 4 veya 5'e gitsin diye. Onlar da eğer diğer gelecek olan arkadaşlarımız varsa 4 ve 5 nolu kapıları gelebilirler. Umarım herkes iyidir. Tekrar selamlar olsun. Hemen şöyle uçağımızın içine gidelim. Durumlarımızı bir yapalım. Selamlar Sercancığım. Hemen ne yapacağız? Şöyle mesela balanstan uçağımızın instant olarak ağırlığını ayarlayacağız. 58.7, 31.4. Boş ağırlığımız geldi. Uçağımız self testlerini yapsın. Şöyle güzel güzel bir kendine gelsinler. Güzel, her şey iyi. Eyvallah. Biz hemen şuradan gelelim. ATSU menüsünden uçağımızı hazırlamaya başlayalım. Juliet Alpha Tango 28 Foxtrot olarak uçuş numaramıza girdik. Request diyelim. Cost indeksimiz 6. Uçuş seviyemiz 3, 2, 0 olacak. 9 pistinden kalkıyoruz. SID'miz Rekod 3 Bravo. Rekod 3 Bravo girildi. Enter. Varışımızla ILS olacak. 3-5. ILS 3-5. Yaklaşmamız Nikas 2 Charlie. Nikas 2 Charlie. Vaya da vasat noktası olacak. Bunu da execute ettik. Şöyle bir girelim, kontrol edelim. Herhangi bir discontinuity yok. Güzel. Unit page'e geri geldik. Next page. Zero fuel weight'imiz 58.8 diyelim. 58.8 slash 31.4. 31.4 buraya girildi. Block fuel'umuz 5.5. O da girildi. Şıkır şıkır. Güzel. Şimdi efendim, buraya bir bal yazalım. Bal 115.5. 115.5. Buraya bir kere forcelayalım. Evet, flight planımızı kopyaladık. ...130-133... ...down 3 vermiş... ...süper... ...MCDU diyelim...
Şöyle bir kontrolümüzü yapalım. 3 flap, down 0-3. Bayağı bir sert kalkacağız. Backtrack şart. Bunu girdik. Fix infomuz, informationımız fix'te bal var olacak. Şöyle bal yapalım şunu. 115.5. 25 radius atacağız. Bu da tamam. Nevray. Balları forceluyoruz. Güzel. Her şey hazır gibi. Sadece navigasyon sistemlerimizin gelmesini bekleyeceğiz. Mesajlarımız var mı? Var. Load sheet'imiz gelmiş. Bunu kabul ettik. Oo Burak'cığım selamlar, ne haber? Diğer arkadaşımız gelmedi henüz. Evet, 4 dakika kaldı. Biz de o sırada yakıt pump işlerimizi açalım. APU startımızı verelim. Hadi ya. Bir dakika, fiziksel olarak mı birliktesiniz? Çok iyi. Ne güzel ya. Abi yayıncı ile takipçi buluşmadı. Takipçi ile takipçi buluştu. Selamlar. Vay be. Cin gibisiniz. Ya bu arada bir iş var da. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Ha, eyvallah. Ya bir tekstil fuarı varmış da tercüman lazım. Fuarı organize edecek şirketten biri aradı. Geçen seferki fuarda tanışmıştık. Ondan sonra kıza söyledim, bakalım arayacak. Eğer olursa gene 3 gün yokuz gençler. Duruma göre. Evet, APU available. APU bilet on. Evet, grant'tan ayırdık. RVSM şey, hemen söyleyeyim, chart açık mı önünüzde? Ya RVSM bir iniş sırasında, iniş betindeyken yaklaşma sırasında ihtiyacınız olan minimum görüş mesafesi. Görüş. Diyelim bir meydana yaklaşıyoruz. O meydan için alçaklık da önemli. Vertical görüş de önemli. Horizontal görüş. O onun RVSM'de o belirtiliyor. Reduced vertical separation minima. Her chartta, yani önemli olan chartlarda yazar. Senin RVSM'n bu diye. Ona dikkat etmen lazım. Mesela bak şeyde yazıyor. Bu meydan için fulldeyken 1.2 kilometre ineceğimiz meydanda. Öyle söyleyeyim. Sıralamamız sevgili Mücahit 2 numarasın. Sercan'cığım 3 numara. Diğer arkadaş gelmedi.
Hayır, o değil, o değil. Ha bir dakika, dur. O doğru ya. Ben şeyle RZM ile karıştırdım. Tamam, doğru. Doğru, sizin düşündüğünüz doğru abi. Tamam, reduced vertical separation minima. İşte alınmış yükseklik şeyi ayarlaması. Tamam, sizin dediğiniz doğru. Ben RSM ile karıştırdım ya. Runway ile karıştırdım ben. Hayır, doğru. Sercancığım doğru. Burakcığım kusura bakma, yanlış söyledim. Ben diğer şeyle karıştırdım. Algan selamlar. Yaşlılık değil, paranın kokusunu alınca heyecanlanıyorum. Efendim, hemen her şeyimiz normal. Şöyle bir baktık etrafımıza. Eksiğimiz, gediğimiz yok sistemimizde. Cat 2 şu anda on operation. Onu şimdi halledeceğiz. Beacon lights on. Parking brake release. Bak yazıyor. Aynen öyle, bak Algancım bilir. ATC ya. Ben diğer başka bir şeyle karıştırdım ben ya. Eski mi? İstifa mı ettin? Tamam. Korktum bir an bıraktın diye ya. Sen dün İvao'da uçuyor muydun? Bana mı öyle geldi? Dün sesini mi duydum senin? Aa, tamam. Dün duydum senin sesini. Abi Vatsim Türkiye fena bir kazık attı ya. Fena bir Galatasaray Fenerbahçe kazığı geldi dün. Abi çok feci ya. Dün olay var ya. Millete etkinlik var diyorlar. Hem de 19 Mayıs'ta abi. Ondan sonra personel yetersizliğinden olay iptal. Feci. Evet. Oo, Novus kaptanım hoş geldin. Şey mi, hava köprüsü mü? Ya Burakcığım bu ara zor. Hazırsındır sen. Ama Müco'dan bak, Müco'ya bak, Müco'ya. Abi çok iyi ya. Şu böyle gizli gizli takip eden kediler olur ya, aynı onun gibi ha. Bir göz açıp kapadık abi, adam arkamızda, şaka gibi. Flaps 3. Of.
Release. Bak kendi gidiyor, görüyorsun. Backtrack'imiz var bu arada gençler. Ne olur ne olmaz diye. Evet, sevgili Sercan'ı bıraktık. Biz devam ediyoruz taksiye. İkarus selamlar, ne haber? Brake test check. Eyvallah. Afiyet olsun. Bu arada bugün Toulouse lobisi çalışıyor. Hiç Boeing yok. Az önce bir Boeingçi arkadaşımız bir online oldu. Kapadı. Kimdi o bilmiyorum ya. Türk Hava Yolları'ydı. O arkadaşımızın kim olduğunu bulamadık. Vardı vardı. Mücahit'in üzerine gelince korktu herhalde. Aha. Sen miydin yoksa? Efendim. Strobe lights on. Left, right. Aleyküm selam. I am Alfa, hoş geldin. Onda dalga demek. Glock diye bir kelime yok. Brezilyalıların uydurması olabilir. Trendo almak, çekmek. Bir sürü kelimede kullanılıyor. Bir şeyi alırsın. Mesela fotoğraf çekmek de tirando diye kullanabilirsin. Saati çalıştıralım hocam. Şimdi sesimiz açık, her şey güzel. Patlatıyor muyuz? İyi uçuşlar.
Evet, Manuel Flex 58 SRS. Gördük aşk o. Climb Trust. Ama ben kendim yaptım Hacı abi ya. Fransızca yani. Ben kendim yaptım bu arada. Sen yapamıyor musun? Sercan'cığım. 5 dakika bugün. Flaps 2. Flaps 1. Yok, 4 dakikada çıkma. 2 dakikada çık. Hatta şimdi çık backtrain'e. Rudder var. Saitekin rudder var. Flapları aldık. Bak aşağısı pis. İniş zevkli olacak. Dönüyoruz. Yani terminoloji olarak alımlarda bir şut çekmek için aynı yok. Şutar, şut. Şutar olarak kullanılıyor. Gol atmak markar golü. Markar. Mesela İspanya'da Marca gazetesi vardır. Aynen öyle, aynen. Şeyi yakalamak. Dalgayı yakalamak. Doğru söylüyorsun.
Yani akademide alımlarla ilgili, ya ben gidip de ya işte ben yıllardır simülatörde eğitim alıyorum demek dezavantajlı olabilir arkadaşlar. Çünkü burada kendinize belli bir adet edinmişsinizdir. Belki bu normal gerçek uçuşta bu zarar verebilir size. Burada bilmiş olduğunuz bir gerçek diyelim veya kendinizi nasıl söyleyelim ona? Şu kas hafızası diye bir şey var ya, senin burada kendine huy edindiğin bir olay orada dezavantajına dönüşebilir. Bence söylememekte fayda var. Ama havacılığı, terminolojisini, hava yollarını, motorları, uçak tipini, uçak tiplerini, kanatlarını, efendim, kuyruğunu vesaire bunları bileceksin. Havacılığa hep bir atik olarak özellikle havayolu şeylerinde, mülakatlarında lazım olur. Onları bileceksin. Ama ben akademide şeye geldim. Söyleme sahip işte 10 yıldır simülatörcüyüm. Şuyum buyum demek biraz dezavantajınız olabilir. Çünkü öyle bir okula gittiğinde sana ilk söyledikleri şey simülatörde gördüğünü unut oluyor. Aynen. Bu arada basalım müziği gençler. Zor gibi gelmesin ya. Mutlaka basamaklar var. Kendini o hedefe kitle. O hedeften şaşma. Ne yapıyorsun hayatta? Seni o hedefine götürecek şeylerle uğraş. Başka çaren yok. Önceliğin her defasında orası olsun. Lazım. Bak ne güzel. Bunun farkındasın ya. Bu yeter. Farkında olman bunun için bir aksiyon alıyor olman senin yararına olan bir şey. Bir eksikliğini görüp ha bu bende eksik demek çok önemli. Evet, kimler kalktı? Sercan kalkacak, harika. Kesinlikle okula gitmen lazım, alfabetik için. Yazım işleri için mutlaka okuluna gitmen lazım. Önce okulda başla, sonra evden devam et. Mutlaka okuluna git bir kere de. Yani abi maruz kalmak çok kötü oldu ya. Böyle niye böyle bir terim kullanıyorsunuz arkadaşlar ya? He? Çok kötüsünüz siz ya. Yapmayın abi, maruz kalmak ne? Böyle niye şartlandırıyorsunuz kendinizi ya? Öyle olmaz abi. Gel o zaman bana burada fiziğe beni maruz bırakın bakayım öğrenebilecek miyim? Ben mesela fizik matematik bilmeyi çok isterdim. Bilmiyorum. Nerede maruz kalacağız matematik? Ya nispeten doğru. Sevgili Burak'a bakacaksın. Burak
birkaç aydır Almanya'da. Bakalım ne kadar Almanca'ya maruz kalmış, ne kadar Almanca öğreniyor onu soracağız. Aa, bu arada telefon geldi. Şu işi halledelim. Aa. Tamam, bak ben size kendimle ilgili bir, o zaman naçizane bir şey vereyim. İyi uçuşlar Sercan. Ben şimdi hiç yoktan bir sebepten dolayı İngilizce öğrenmek istedim, tamam mı? Hiç sebepsiz yere yani. Sebebi varmış da benim haberim yokmuş, öyle diyeyim size. Sadece İngilizcenin aynı az önceki arkadaşımızın söylediği gibi. I am Alfa'nın söylediği gibi. Hayatımın bir noktasında, İngilizce bilmediğimin olayıyla yüz yüze gelince, daha 17 yaşındaydım. Dedim ki, yani benim bu İngilizceyi öğrenmem lazım. Neyse, İngilizce kursuna gittim. Şimdi işte bu maruz kalma olayı var. İngilizce kursuna gittikten sonra şöyle bir durum oldu. Ya dedim ki, ben madem bu İngilizceyi konuşuyorum, o zaman dedim İngilizce konuşulan bir yerde olayım. O yüzden de turizme gittim. Turizme katıldım. Tamamen odur yani durum. Dedim ki madem İngilizce konuşuyorum, o zaman İngilizce konuşmaya devam edelim. O zaman da turizme girdim işte. Turizmle birlikte hayatım farklı bir yöne evrim şey yaptı. Ondan sonra birazcık Rusça öğrendim. Ondan sonra işte kulaktan dolma Almanca vesaire. Ama İngilizce'de ilerledik, öyle diyelim. Maruz kalma olayı öğrendikten sonra arkadaşlar. Ya yani mutlaka okuluna gideceksiniz. Tamam mı? Okuluna gittikten sonra onun konuşulduğu yerde maruz kalın. Yoksa biliyorsunuz milyonlarca gurbetçi vatandaşımız var. Şu anda dünyanın her yerinde yaşıyorlar. Maruz kalmaktan dil öğrenseydi onlar öğrenirdi. Benim akrabalarım var. 20, 30, 40 yıldır oradalar. Doğru düzgün kendilerini ifade edemiyorlar. Yani orada o dili duyuyor olmanız öğreniyor manasına gelmiyor. Ya da ben Portekizceyi burada maruz kalarak öğrenmedim. Öyle söyleyeyim. Bunun mutlaka okuluna gideceksiniz abi. Ya hayır, ben bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ben inanmıyorum abi. Bu film izledim de İngilizcem gelişti de şöyle böyle. Okuluna gideceksin ya. Ben onu düşünüyorum. Benim olay, bak ben 2000 kaçtı abi bitirdiğimde kursu? Benim 2002'ydi herhalde. 2001 mi? 2002 mi? 23-24 sene olmuş. Tabii güzel bir dil okuluna gidersen neden olmasın? Lise veya ortaokulu demiyorum. Güzel bir dil okuluna gideceksin. Yukarıda mı yazıyor? Hafızama baktım bir. Ön lobuma bir göz attım. Aynen. Çok güzel.
Abi benim gittiğim okul kapandı. Pendik'teydi galiba. Sen nerede yaşıyorsun? Bu arada adamlar verdiğim fiyatı kabul etmişler. 3 gün yokuz arkadaşlar yarından itibaren. Ha doğru ya, sen Antep'teydin. Antep'te nereye gidebilirsin? Icarus efsanesin. Çok güzel bir yere işaret ettin. Kesinlikle öyle, bak hocayı sevmek. Yani bu dil öğrenme işi hocam aynen birinin elinden yemek yemek gibi. Eğer size öğreten insanı severseniz işler daha da kolaylaşıyor. Kesinlikle Icarus'a katılıyorum. %1500 katılıyorum hatta. Hocam visibility 3 kilometre. 1200'de overcloth var. Ah, yağmur mağmur, ortalık karışmış. QNH 1005. Temperature 6 derece. Ondan 9 esiyor. Şimdi bizim burada radyomuz kaç olacaktı? Baroyu 790 atalım gençler. Top of descent noktamıza 50 mil kaldı. Eyvallah. Bu arada bu eğitim işi kesinlikle şöyle, yani bütün insanlık için genel bir kanıyla hareket edilmez herhalde. Onu eğitimciler daha iyi bilir. Herkesin öğrenme şekli farklı olabilir. Ezber durumu farklı olabilir. Ondan sonra her insan belki farklı bir metottan hani daha iyi öğrenebilir. O da değişiklik gösterir yani. O da var. Bu arada mesafelerimiz çok iyi arkadaşlar. Teşekkürler. Efsanesiniz. Bugün spor var hocam. Bugün Brezilyalı ablalarla spor yapacağız. Saat 6'da. Pardon, 6.30'da. Ne vardı? Hemen söyleyelim abi. Saat 6.30'da lokal. 7'yi 20 geçe de body pump var. Pampiş. Vay. Bu arada geçen gelen bu milletvekili gruplarından bir tanesiyle böyle dil konusunda sohbet ettik. Japonca, şey Kore dili şeye çok yakınmış abi. Türkçe'ye dil yapısı özellikle Korece'nin yani Türkçe'ye çok yakınmış. Arapça da İngilizce'ye yakınmış, biliyor musunuz? Vay anasını ya. Boş ver. Akıcı konuşmana gerek yok. Çekinme, utanma yeter abi. Bir dili konuşmak için mükemmel anı beklerseniz konuşamazsınız, onu söyleyeyim. Öyle bir an yok çünkü. O an kendiliğinden gelir zamanla.
Evet, o kötü bir şey. Uçuş kısa be Novusçum. Her zamanki gibi. Bir saati geçmiyor. 46 dakikacık. 50 diyelim. Abi o 2024'ü bulur ya. Öyle gözüküyor. VKP. Dur bakalım ne olacak? Hayır, 2024 olarak şey olarak yani simülatör olarak dedim. Benden iş isteyen adamlar kürk satıyormuş arkadaşlar. Deri ve kürk ürünleri satıyorlarmış. Tamam. Bir deri ceket kapar mıyız? Ne diyorsunuz? İddiaya girelim mi? Ben bu adamlardan bir tane deri ceket alır mıyım? Ben küçükken Second Life diye bir batağa düşmüştüm. Lanet olsun ona. Tekrar İngilizce oldu. Second Life şey değil miydi ya? Pantera'nın oğlu arkadaşımdı biliyor musunuz Antalya'da? Koray. Adamlar Türk. Türkiye'den geliyorlar. Belki Antep'tendir, kim bilir. Biliyorum biliyorum aynen. Yok ya Denizli'de derici mi var? Aynen. Çorlu da olabilir. Aa bu arada arkadaşlar Soçi Tiflis arası bir uçuş yaptım sabahleyin gene 320 ile. Çok güzel bir rota herkese tavsiye ederim. Soçi Tiflis. Çok güzeldi. Aha, Dekas o sen miydin online olan? Seni bekleyemeyiz ama spora gideceğiz biliyorsun. Çok geç kalkıyorsun. Ben kalkalı 24 dakika oldu iyi uçuşlar. Niye geç kalktın? Aynen bak THY 738. Tamam. Belki Denizli'dir ya. Birazdan arayacaklar adamlar beni. Paramızı netleştirelim de hocam. Denizli de olur. Her yer olur. Alakasız değil. Ikarus. Şimdi şöyle beklentilerinize göre abi. Şimdi öncelikli olarak huzurlu minimal bir hayat istiyorsanız Portekiz'de yaşarsınız. 300 gün güneş göreyim. Ondan sonra az nüfuslu olan bir ülkede yaşayayım. Güvenli bir ülkede yaşıyorum dersen Portekiz'de yaşayabilirsin ama Portekizce öğrenmen lazım. Şart değil tabii de yaşadığın yere göre ihtiyaç duyacaksındır. Bizim ailesimiz 2100.
Ama ben çok para kazanayım. İşte Mercedesler, BMW'ler, şunları bunları alayım. Burada yaşayayım vesaire diyorsan, bura senin ülken değil abi. Bura senin ülken değil. Sen Kuzey Avrupa'ya gideceksin. Mücahit'in yanına gideceksin. O zaman doğru bir tercih olur ama kendine bir alan bulman lazım. Burada da Mücahit, kapıları kapamayalım lütfen. Yok canım, aşk olsun Oğuzcum. İyi yapıyorsun. Almanya oldukça davetkar şu anda göçmenler konusunda. Özellikle Türksen abi, Almanya'da hiçbir zorluk yaşamadan yaşarsın. Yo, hiç klişe gelmesin. Geçen gün İzmir'den bir tane doktor çift geldi abi. İkisi birden ha. Kadın da erkek de doktor. İkisi birden Almanya'yı istiyorlar. İkisi birden. Bu arada iniş pistimiz 2000 metre. Dolayısıyla medium atıyoruz frenimizi. Ya o bak, o Icarus'um, o senin söylediğin de klişe. 4 milyon Türk'ün yaşadığı bir ülkede ben Türk'ten ayrı yaşarım diyemezsin. Öyle bir uzak yer yok Almanya'da. Çok iyi ya. Abi Hamburg'da yediğim kebabı hala, döneri unutamıyorum hala ya, bayramda yediğimizi. Bak, bu dericiler beni aramazsa abi, ben kadına söyledim. Dericiler aramazsa ben buradan fuara falan gitmem. Onu söyleyeyim bak. Kendileri kaybeder. Tercüman yok çünkü. 2-3 kişi var topu topu. Aa, ben şu kıza sorayım şunu ya. Evet, fiximiz MP'yi vur olacak. Güzel. Ya bir de şöyle arkadaşlar, şimdi durumlar Portekiz özelinde söylersek, burada karşılaşacağınız Türkler işte birazcık daha okumuş, parasını kazanmış veya gerçekten zengin, buradan ev almış vesaire, o tarz profiller var. Çok az böyle başka ülkelerden gelenler var. Almanya'da her eğitim durumundan diyelim, her sosyoekonomik konumdan insanla tanışma ihtimalim var. Şimdi oradaki yapılanmalar da şu anda görüyorsunuz. Yani bak, arıyor adam, arıyor bir saniye. Para. Para arıyor.
Adam görüntülü arıyor ya. Çok iyi ya. Ecevit abi ne yaptın ya? Tamam. Yarın Ece Kürk'teyiz arkadaşlar. Zaten benim bu yayınları izlesene var ya. Bak Çorlu'daymış. Novus ben sana dediydim bunlar Çorlu'dandır diye. Bir şey biliyoruz biz. Çünkü dericilerin çoğu Çorlu'ya taşındı. Dur ben hanıma haber vereyim de arabayı alacağımı söyleyeyim ona göre kendine kart yüklesin. Eyvallah. O Ömür hoş geldin selamlar. Eyvallah. Akyol TV hoş. Bu arada Ömür ya senin adını görünce şey geldi. Geçenki gelen grupta bana biri arıyor tamam mı? Adı şey gözüküyor. Erkek kadın olduğunu bilmiyorum. Özgü adı tamam mı? Adammış. Ben de hanım dedim adama. Mesajlaşırız ama Özgü Hanım. Şimdi senin adı görünce senin birinci adın da unisex ya. O geldi aklıma. Bir tane daha öyle oldu bir şey var ya itiraf edeyim hemen. Bir tane grupta bir tane beni yani ağırladığım bu tur gruplarından bir tanesi beni eklemiş tamam mı? Bana mail atmış. Kadın mı adam mı bilmiyorum. İsmi onun da ismi unisex. Abi adama mı kadına mı ne diyeceğim bilemiyorum ya. Ne yapacağız? İşin içinden çıkamıyoruz ya. Mesela bununla ilgili size Portekizce'deki bir tiyo verin Portekizce'de. Eğer size diyelim bir text mesajı geldi veya bir e-mail isminin ne o erkek mi kadın mı olduğunu anlamak için şöyle yapabilirsiniz. Eğer obrigado yazıyorsa bunu söyleyen adam erkektir. Tamam mı? Ama obrigada yazıyorsa bunu söyleyen kadındır. Çünkü kadınlar obrigada der teşekkür etmek için. Erkekler obrigado der. Yok canım top of the center yakaladık ya. Devam ediyoruz. Bu arada adamdan iyi bir şey aldım, enerji aldım. Airbus Neo selamlar. Aa! İsim san soy isim. Çok iyi ya. O sanı merak ediyordum ben. Peki o san ne demek acaba ya? Eyvallah. Abi bu Airbus ne o kim? Kesin bizim Burak. Lan bizim Burak kesin nickini değiştirdi var ya. Sarı kuyruk. Öyle bir şey olabilir mi? Burak sen misin? Ha. Bey hanım gibi bir şey olabilir. Çok iyi ya Icarus'san. Abi selamlar. Arslan abicim hoş geldin. Ya Ruslarda soyadı öyle, doğru. Kadın babasının adıyla mı? Adım Ömür. Ben seni iyi tanıyorum. Adım Ömür.
Abi benim hayatta tanıdığım bir tane ömür var diyeceğim ama dur. Bir dakika, ömür vardı ya, bizim spotter arkadaşlardan vardı. Ömür. Bir dakika. Yukarıda bir şey yok ya. Yukarıda bizim heykel var. Of, manzaraya bak. Dur abi, ömrü çözeceğiz şimdi. Abi bir dakika, bu Ömür adlı arkadaşımız daha hesabını dün açmış. Bir kere bunu bir çözelim. Ben kesin bizim Burak ya. Airbus Neo yazdıysa kesin o. Bir dakika. Vatsim'i birlikte yaptık. Doğru. Sen bizim Discord'dansın o zaman. Doğru. Sen bizim Discord'dansın abi. O değil de başka bir bilgi daha vereyim. Bizim şimdi bu benim bana İspanya'dan iş veren şirket var, bir tane operatör büyük. Portekiz'deki turlarını bana veriyorlar. Sabah rehberler grubunda mesaj geldi. Nasıl yoksun ya? Eyvallah ama sen bir kere kendini tanıt ama aşk olsun sana Ömür. Kendini tanıt, öyle bırakma. Abi gruba şey geldi, mesaj geldi bir tane, bizim sekreterimiz var. Sevilla'da bir tane otel. Ama Vatsim'e üye olurken nasıl birlikte yaptık onu söyle diyorum ben de sana. Hangi platformla yaptık birlikte? Neyse, Sevilla'daki otele şey gelmiş abi. Uyarı gelmiş. Bizim Türkler kahvaltıdan sonra kendilerini nevale alıyorlarmış, tamam mı? İşte sandviç yapıyorlar, muz alıyorlar, yoğurt falan. Abi 25 kişi birden öyle bir şey yapınca şirketi aramış adamlar, otelciler. Misafirlerinizi uyarır mısınız diye, bizim büfeyi patlatıyorlar diye. Aha. Şey mi, ayık dosyası mı? Tamam. Abi Sercan gitti ya. Neyse, Mücahit bizimle. Abi adadan ayrıldık. Tuğberk hoş geldin. Yok yok, şu anda bu şey datasıyla abi, yer datası
Yer datasında bir güncelleme var. Bing haritalarında o onun etkisidir. Aynen, biz uzun zamandır yayın yapamıyoruz. Yani yayın yapıyoruz ama düzenli bir seri bir şekilde yayın yapamıyoruz ya. Bir 17 gün bir ara verdiydik. Sonra bu hafta da bir aramız vardı. Şimdi gene yarından sonra bir 3 gün daha yokum ne yazık ki, iş var. Tamam, hatırlıyorum ben. Hatırlıyorum. Ama işte seninle konuştuk biz. Ben senin sesini duydum galiba. Yanlış mıyım? Hatırla be adam. Şey gibi, ulan beni iyice bunattınız ya. Biri yaşlı der, öbürü ön lob der. Evet, sesim nasıl? Çok iyi. Bak, yayıncınızın beynini yoruyorsunuz şu anda. Evet, müziğimizi kapatalım. Zira çekişmeli bir yaklaşma olacak. Phoenix. Phoenix, sen şeyi aldın mı? Inibuilds'i. Abi Phoenix bizim son kalemiz ya, vazgeçmeyiz ondan. Nasıl? O bayağı bir hayal kırıklığı olmuş diye duydum. O zaman hiç bulaşmayın abi ya. Geçen bir arkadaşımızın da dediği gibi bedava uçaktan hayır gelmez. Şimdi arkadaşlar 2000 metre malumunuz pistimiz. 3-5'e iniyoruz. Backtrack var. İnşallah dururuz. Uçmayı bilmiyormuş. Ya aslan abicim ya. Ne yapıyorsun abi sen? Ne yemeymiş bu? Bize de yap ya. Ben bugün mercimek çorbası yaptım bu arada. Bulgur yaptım. Ondan sonra sebze vardı. Bir de iki tane balık dilimiyle geçiştirdik. Gerçi çorba akşama da. Abi adam İtalyan ekolünden geliyor ya. Çakma spagetti, Allah kahretsin.
Saat kaç? Saat güzel. 17.05. Spor saatimize daha var. Sevgili Mücahit'i indiririz sağlıklı. Son bir metar bilgisi alalım. Şimdi görüş açılmış birazcık. Yağmur var hafif. Ceiling de yükselmiş. 2600 diyor. Mist approach durumunda ne yapıyoruz hocam? Runway'de 3000'i buluyoruz. Ondan sonra geri 113 şey 351 radyalde şey oluyoruz. MP'yi voruyla dönüyoruz. Evet, flaps 1. Yağmur sesini duymaya başladık. Çarşı karışık. Vallahi öyle. Evet, 4006 full flap. Ignition çalışıyor gördüğünüz gibi. Şimdi abi burada ışık var mı? Ha, en düşük ışıklandırma varmış. Papi solda olacak. Son 1000. Eyvallah abi. Şu pencerenin ışığını kapadım ha. Işık göreyim diye. 790 abi. Radio. Aha, rüzgara bak. 500 aldık. Dent. Gördüm. Yemedik.
Fena bir ara. Approaching 408 miles. Tamam, çıkıyorsun. Lan adam geliyor. Gel gel. Sen gel hele gel diyor ya. Bekliyoruz. Eyvallah abicim, sağ olasın. Bak bir anda çıkar ha şimdi. Mücahit go around mı attın? Nerede abi bu adam? İki mil var iki. Çok iyi ya. Geliyor. Eyvallah. Müco geliyor. Emre hoş geldin, selamlar. Mücomuz da mükemmel indi valla. Sana Müco hayal kırıklığısı diyormuş. Aha.
Bir dakika, F4 yok muydu DCS'te? Aa. Emre, İran Hava Kuvvetleri olursun artık. Yanlış geldin. Yo. Şöyle yaparsak olur. Mücahit nerede? Mücahit sislerin arasında kalmış. Evet. Hayırlısıyla geldik. Çok güzel bir meydan. Çok güzel bir yaklaşma. Daha önce buradan kalkıp bu kalkmış olduğumuz meydana gitmiştik. Buraya hiç yaklaşmamız olmamıştı. Oldukça güzel. Şuradaki sise baksanız abi. Efsane ya. Şu Mücahit'in hemen gölge halini şey yapayım. Şimdi biz normalde 4 uçaktık. Toplamda sevgili Berk de geliyor. Sercan'ın elektriği kesildiği için gelemedi. Dolayısıyla biz ikimiz inmiş olduk. Eğer seyir hoş geldin, selamlar. Abi Emreler çoğaldı şeydi. Karalda. Dolayısıyla iki kişi sağlam bir şekilde inmiş olduk. Herkes kendine çok iyi baksın. Dediğim gibi az önce gördünüz, canlı yayında bir iş geldi. Dolayısıyla yavaş Mücahit, nereye gidiyorsun Mücahit? Mücahit, ralliyi bırakalım. Ondan sonra 3 gün yokuz. Ondan sonra geldiğimiz zaman tekrar görüşürüz. Herkes kendine çok iyi baksın. Güzel bir hafta geçirmeye devam edin. İyi akşamlar olsun.